damar tıkanıklığı neden olur? Şimdi damar tıkanıklığı direkt olarak şöyle bir sebebi var, direkt bir sebebi var da demek çok zordur. Bugüne kadar da tıp tam olarak işte şu nedenlerle damarlar tıkanmaktadır şeklinde bir sonuca ulaşamadı. Halen daha araştırmalar devam etmekle birlikte damarların tıkanmasında çok faktör var, bilinen faktörler var. Hani deneysel olarak damar tıkanıklığı oluşturmak için yapılan birçok yöntemler var. Ama bu yöntemlerin uygulanmasına rağmen, yani bilinmesine rağmen henüz kesin olarak bir şey yoktur. Yani bir neden, tek bir neden yoktur. Birden fazla neden olduğu söyleniyor. Bunların en başında yapılan çalışmalar şunu göstermiştir ki neredeyse %60'a yakın sebep genetik faktördür. Yani ailesel faktördür. Bu böyle biraz kader gibidir. Eğer genlerde damar sertliği, ateroskleroz var ise eninde sonunda ortaya çıkıyor. Çıkmaya da biliyor. Bunun çıkmamasına veyahut da kalp kriziyle sonuçlanmaması için yapılması gereken en önemli şey çevresel faktör, diğer faktörleri ortadan kaldırmaktır. İşte genetik faktör dışında neler var? Genetik faktör dışında beslenme bozukluğu, obezite, yüksek kolesterol, sigara. En önemlisi de bunlardan sigara ve obezite. Evet. Düzensiz yaşam biçimi ve stresli yaşam biçimi tarzları olarak ve şeker hastalığı en önemlilerden bir tanesi. Şeker hastalığı olmak. Diğer bir takım başka metabolik daha az görülen hastalıklar falan var. Onlar da damar sertliği yapabiliyor. Ama temel olarak bunlardır bilinen. Ama sigara üstünde hassasiyetle durduğumuz bir konu değil mi? Evet, evet, evet. Şimdi genetik yatkınlık varsa bir de kişi sigara içiyorsa düşünün yani %60 bir zaten genetik faktörden gelen bir yatkınlık var. Atıyorum %20 de sigaradan geliyor. Bu insanlar %80 ihtimalle kalp hastası, kalp damar hastalığı oluyor. Damar sertliğine uğruyorlar ve kalp krizi geçirebiliyorlar. Yani bu sebeple de hayatlarını kaybedebiliyorlar. Ailesinde herhangi biri kalp kriziyle, kalp hastalığıyla karşılaşmışsa mutlaka bizim de tedavi olmamız ve tetkilerimizi yaptırmamız gerekiyor. Evet evet. Yani şöyle, ailede kalp hastalığı varsa belli bir yaştan sonra, özellikle erkeklerde işte 40 yaşından sonra, kadınlarda menopoz sonrası dönemde mutlaka periyodik olarak kontroller yaptırılması lazım. Kan değerlerine bakılması lazım. Kan kolesterol, kan yağları daha doğrusu kan yağlarının takip edilmesi lazım. Kan şekerinin çok iyi takip edilmesi lazım. Bunlar ön şeyler olarak, haberciler olarak kabul edilebilir. Onun dışında bu tür genetik yat, örneğin işte baba, amcalar kalp krizi geçirmiş veya erken yaşta kalpten dolayı vefat etmiş olan bu yakınları, birinci derece yakınları bu şekilde hayatını kaybetmiş olan kişilerde bu dikkat edilmesi gerekiyor. Mutlaka bir örneğin 40 yaşına geçmiş bir erkeğin bir efor testi mutlaka yaptırması lazım. En basit itibariyle. Daha ileri tetkikler de var ama onlar ve eğer şikayetler var ise, ön başka bulgular var ise onlar da yapılabilir.